Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. 26 Şubat-3 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, Güneş Balık burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor. Bu hafta genelinde Balık burcunda Güneşle birlikte Merkür ve Satürn de birlikte olacaklar. Neptün zaten balık burcunda uzun süredir bulunuyor. Dolayısıyla enerjinizin daha yaratıcı, daha ruhsal, daha sezgisel olabileceğini söyleyebilirim. Empati gücünüzün arttığı bir haftadasınız. Yakın çevre ilişkilerinizde özellikle bunu daha fazla hissedebilirsiniz. Çev yakınlarınızdaki kişilerle ya da uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle haberleşmeleriniz olabilir. Seyahatleriniz, yolculuk planlamalarınız yine bu hafta genelinde ön planda olabilir. Pazartesi öğle saatlerinde Ay Terazi burcunda olacak. E, Perşembe öğle saatlerine kadar olan süreç içerisinde evde daha fazla zaman geçirmeniz, ailenize zaman ayırmanız, aileyle ilgili konular, evde yapılacak işler. Öne çıkabilir. Bu arada tabii ki ebeveyn ilişkileriniz, evde bazen toplantılar da yapmanız mümkün. Özellikle aile üyelerini evde ağırlamanız, evde bir kutlama yapmanız, aile üyeleriyle keyifli zamanlar geçirmeniz de mümkün görünüyor. Venüsün ve Marsın kova burcundaki hareketi birçoklarınız için bir ev alma, satma, kiralama ya da bununla ilgili bir sözleşme yapma gündemi getirebilir. ihtiyaç i̇htiyaç duyduğunuz bir krediyi almak gibi ya da size ait bir mülkü kiralayarak, satarak bir gelir elde etmek gibi bir konunuz da bu hafta özellikle hızlanabilir. Salı günü verimli gün, verimli bir gün. Salı günü bu anlaşmaları yapabilirsiniz, kararlar verebilirsiniz. Çarşamba günü ay boşlukta olacağı için biraz daha akışta kalmakta fayda var. Çok acele etmemekte fayda var. Ee, İçe yönelişler için, tefekkür için, kendinize zaman ayırmak için, dinlenmek için çarşamba günü çok daha keyifli. Sevdiğiniz kişilerden de maddi manevi önemli destekler alabilirsiniz. Perşembe öğle saatlerinden itibaren ayın akrep burcuna geçişi, cumartesi öğle saatlerine kadar olan süreç içerisinde daha eğlenceli, daha yaratıcı, daha romantik konuları gündeme getirebilir. E, aşk hayatınızın canlandığı bir hafta aslında. Bunun içinde Cuma günü size güzel enerjiler getiriyor. Sevdiğiniz kişilerden mesajlar alabilir, davetler alabilirsiniz ya da çocuklarınızla ya da sevdiğiniz kişilerle güzel programlar içerisinde olabilirsiniz. Uzun vadeli veya kısa vadeli seyahat ya da yolculuk ya da bir tatil planınız varsa ki bunlar yurt dışı konular, uluslararası konular da olabilir. Buralarda da bazı kararlar vermeniz, araştırmalar yapmanız, bilgi toplamanız. Ee, ve belki planları hayata geçirmeniz bu hafta e, gündemde olabilir sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.